Merhaba Landın YouTube. Düşük Elo'da yapılan hatalarda solo'dayız ve bu sefer de Gwen oynuyoruz. Hadi bakalım bakalım neler neler olacak. Şimdi karşımda Set var. Set genel olarak Gwen'e karşı güçsüz bir char. Bu arada Gwen benim solo'da kör seçim seçtiğim bir char. Yani genelde oynamayı seviyorum. Karşısına ne gelirse gelsin yani çok sıkıntı yaşamıyorum açıkçası Gwen'de. O yüzden de benim kör seçimim normalde şu anda istatistikleri birazcık kötü. O yüzden de kazanma yüzdesi birazcık kötü. Ama yine de benim sevdiğim bir char. O yüzden de oynuyorum yani. Neyse karşıma Set aldı. Set Gwen'e karşı kötü bir tercih. Çünkü yani Gwen'in gıcık aldığı charlar aslında içine girmeye çalışan charlar. Yani Darius gibi, Aatrox gibi olabildiğince içine girip hasar vermeye çalışan charlar. Mesela Set'te içine girmeye o kadar çalışmıyor. Bu arada Set'in yaptığı bir şey var. Orada çizdiği noktalarda diyor ki Gwen bak sen bu noktaları geçemeyeceksin falan diyor. O yüzden de ben sırf gıcıklığına bu arada yukarı tarafta oynuyorum ve o çizgiyi geçeceğim birazdan. Sırf burada gıcıklığına gidiyorum yani. Bunu mesela yememe hiç gerek yok. Ama sadece o çizgiyi geçmek için gıcıklığına gidiyorum. Şimdi Gwen birazcık garip bir char çünkü flash almıyorsunuz. Flash almadığınız için de bayağı ilginç yani düşük eloda mesela özellikle anlayamayabiliyorlar. Hani bunun flash'ı yok biz buna gank mi atalım gibisinden ama ilk başta E açtığınızdan E de size hareket menzili sağladığından yani flash gibi kullanabiliyorsunuz zaten. Şimdi bu noktadan sonra zaten setle dalga geçmeye başlayacağım. Buradan da setin yaptığı hataları göreceğiz. Şimdi bu lane aslında bana doğru itilecek. O yüzden hiç vurmama gerek yok ama olabildiğince hasar vermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi. Ama o W'sunu yediğim için çok büyük hasar yedim. Bu noktadan sonra bana W ile vuramaz. O yüzden de hiç umurumda değil. Ve burada İlk kesişimizi yaptık. Çünkü verdiğim hasarı gerçekten fark edemeyebiliyorlar. Buralarda bir yerde galiba Udyr'ı görmüştüm. O yüzden de bu lane'i itmeye devam ediyorum. Bot side'da olduğunu biliyordum. Ama ışından attığını görünce hemen geri gittim zaten. Böylelikle yetişemedi de. Benim de ışınlanım var. Yani set burada durdurmaya çalışacak diye direkt ışından atıyorum. Hiç gerek yok. Şimdi Gwen için önemli şeylerden biri 4 item. 4 iteme ayakkabı da dahil yani 3 item diyebiliriz aslında. 3 itemi aldığı anda mahvediyor. Şu anda büyük hata yaptım. Gördüğünüz gibi bu arada W'sunu böyle dodge'layabiliyorum. Şimdi olabildiğince Rammus tarafına oynuyorum. Şu anda bak sıkışmış gibi yaptım burada. Hemen kaçıyorum buraya ve hemen. Bu arada Q'nuzu stacklemeniz oldukça önemli. Şu anda bitti bu arada ama Rammus önümde beni blokladığı için geçemedim. Rammus orada hareket hızını düşürdüğü için ben de geçemedim ve orada kesemedik. Yoksa Q ile birlikte çok rahat bir şekilde kesebilirdim onu. Şimdi dediğim gibi Gwen'de önemli olan şey Q'nuzu stacklemeniz. Q'nuzu stacklediğiniz sürece rakibi o kadar fazla hasar veriyorsunuz ki gerçekten anlamıyorlar. Bu arada eğer Gwen'i bilmiyorsanız, Gwen'i bilmeyebilirsiniz gayet. Hemen yeteneklerinden bir bahsedelim. Şöyle pasifi 1000 kesik. 1000 kesik de ekstradan büyü hasarı veriyor ve aynı zamanda verdiği hasarın yeteneklerinde %50 kadarını iyileşiyor. Eğer şampiyonlara hasar verirse. Sonra Q yeteneği 4'e kadar stackleniyor. Her stack başına 22 büyü hasarı veriyor. Aynı zamanda sonda ekstra bir vuruş daha yapıyor. Bunda da 125 büyü hasarı daha veriyor. Tabi bu seviye atladıkça şöyle gördüğünüz gibi artacak da burada yazmıyor galiba. Neyse. O bayağı bir artıyor yani. O yüzden de oradan verdiği hasarı çoğu kişi fark edemiyor. Ve makasın ortasında kalanlar gerçek hasar alıyorlar. Bu yüzden de tank kasmanızın pek bir anlamı olmuyor.
Şimdi bu alanın içindeyken beni o kadar dövemez. O yüzden boşu boşuna yapıyor. Bu arada da yanlışlıkla bu arada ortasına gidiyorum ve hayvan gibi hasar yiyorum. O yüzden de potumu kullanmak zorunda kalıyorum burada. Yine hasarını güzelce yedi. Ben kaçıyorum burada. Böylelikle eşitledim birbirimizi. Gayet rahatım o yüzden. Şu anda W boşa kullandı. O yüzden de ben rahat rahat burada gezebiliyorum. Şimdi W yeteneğimize gelecek olursak alanın içinde ekstradan alan alıyorum. Yani savunma alıyorum. Büyü direnci ve zırh. Burada yenmemin nedeni de can çalma. Onu bildiğim için o kadar rahat bir şekilde daldım. Onu kullandığımda işte zırh büyü direnci alıyorum. Aynı zamanda onun dışında olan şampiyonlar bana hiçbir şey yapamıyorlar. Yani mesela Veigar'ın E'sinin içinden rahat bir şekilde yürüyebiliyorsunuz. Sonra diğer bütün şampiyonlarda yani hiçbir sorunu yok. Direkt yürüyebiliyorsunuz. Şimdi bu noktadan sonra setin yapacağı en büyük hata bana yine de dalmak olacaktır. Çünkü ben şu anda sömüren bakışı çıktım. Yani ben şu anda bende mutlak sömürü var. O yüzden de bana artık dalmaması lazım. Ben alt itemimi bitirdim. Onda daha şu anda sadece Alaz Cevher var. Birazcık daha hızlı yetenek atacak o kadar yani. Ama yani şu anda bu noktadan sonra bana dalmaması lazım. Farmını kontrol etmesi lazım o kadar. Şimdi devam edelim yeteneklere. Yine ama bana saldırmaya karar verdi. O yüzden de baya kötü oldu. Ben burada stekliyorum. Şu anda hayvan gibi hasar verdim ama orada hasar verdiğimi görmedi bile. Çünkü yanlış noktada baktı bana. Dediğim gibi bu noktadan itibaren bana dalmaması ve full farm'a odaklanması gerekiyordu. Çünkü ben zaten ondan korkuyorum. Şu anda Udyr'a da kesinlikle keserim bu arada. O yüzden birazcık onu baitlemeye çalışıyorum ama onun yaptığı bir aptallık şu anda. Bana kesinlikle burada dalmaması lazım. Ben onu çok rahat keserim çünkü. Şu anda dalga geçiyorum sadece. Neyse E yeteneğimiz diyordum. Savaşta olduğumuzdan bir türlü söyleyemedim. İleri doğru atılıyor gördüğünüz gibi ve 4 saniyeliğine saldırılarını güçlendiriyor. Bu oyun sonuna doğru aşırı güçlü oluyor. O yüzden buna kesinlikle dikkat etmeniz lazım. E'sini attıktan sonra kaçmanız lazım yani direkt. Hiçbir şekilde o hasardan kurtulamazsınız. Ben burayı hemen yaptım ve kaçmaya çalışacağım. Hemen görüşümü aldım aşağıda. Son olarak R yeteneğimiz önceden değişik de şu anda birazcık daha farklı öncekine göre. Öncekine göre daha kolay kullanması. Öncelikle bir tane iğne atıyoruz. Bu iğne belli bir hasar veriyor. Burada gördüğünüz gibi şu anda 39'muş mesela ve bu yavaşlatıyor aynı zamanda. Aynı zamanda bu bin kesik etkisi de uyguluyor. O yüzden de bayağı bir iyileştirme sağlıyor bize. İkinci kullanımda 3 tane iğne fırlatıyor. Üçüncü kullanımda da 5 tane iğne fırlatıyor. Bu 5 iğne o kadar fazla hasar vuruyor ve o kadar fazla can iyileştiriyor ki çoğu kişi bu hasarın farkına varamıyorlar. O yüzden de kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor ona. Şu anda onu tutturamadığım için birazcık mal oldum gibi. Ama yine de dediğim gibi setin artık bana kesinlikle hiç dalmaması lazım. Bana karşı agresif oynamaması lazım. Ben şu anda ondan bak mesela 2 level öndeyim. Yine ulti atıyorum ve bittin yani şu anda sen ama ultinin hiçbirini tutturamadığım için. Ama yani yine de setin beni kesme imkanı yok. Bu arada Rammus hala geride kal yani bayağı geride kalmış aslında. Yani bayağı geride kalmış dediğim ben solo'da olduğum için öndeyim elbette ama yani bayağı da riskli yani yine de sete karşı. Set yine minyon yapmadı. Yine benden geride kaldı. Ben de minyonları kaçırmakta üzerime yok zaten. Çünkü normalde benim main rollerim jungle ve support. O yüzden de yani bayağı zorlanıyorum yani şöyle minyon almakta. Birazcık alıştırma yapmam lazım.
Ya yani yine de şu anda benim takımda en fazla minyon alan benim de. Mesela karşıda Yasuo 86 milyon almış. Demek ki ben de 86 alabilirdim yani. Hadi 86 olmasın, 80 olsun. Ki 10 dakikada yani 80 alınması gereken minyon sayısı. Bu arada Gwen'in diğer bir yönü de her zaman yani split push'ta olan bir şampiyon. Takım savaşlarına pek gelmeyi sevmiyor. Ve özellikle uzakçı şampiyonlara karşı bayağı bir counter'lıyor. O yüzden de eğer Teemo, Vayne gibi, Queen gibi şampiyonlar varsa rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz Gwen'i. Bayağı rahat ediyorsunuz. O yüzden de benim kör seçimim. Ya da orada setin gittiğini söyledim zaten. O yüzden de direkt bu kuleyi şu anda sökeceğim. Gwen çok iyi bir kule sökücü çar. Özellikle oyunun sonuna doğru gerçekten mahvediyor kuleleri. Birazdan da göreceksiniz zaten. Şimdi set gitti. Set niye gitti? Set beni neden bıraktı burada? Gerçekten o kadar yanlış bir hamle ki setten. Ya ben zaten öne geçmişim. Yani gel burada ben Zen'den zaten geri duruyorum. Olabildiğince ben burada farm kaçırayım yani. Sen burada olunca bana risk oluyorsun. Ben farmları o kadar rahat alamıyorum yani. Şu anda ben 4 tane plaka söktüm buradan. Şimdi beni nasıl keseceksin? Ben bu kuleyi de alırım şimdi. Şimdi set geldi diye kaçıyorum ama gerçekten sökerim yani. Da muhtemelen item bitirdim. O yüzden gideceğim. Işınlanla geri döneceğim zaten. O yüzden de minyon wave küçük olsa da arabasız olsa da o kadar önemli değil. Şimdi Nashor da alabilirsiniz ilk başta. Ama Vadi Yaran da gayet güzel bir tercih. Ya Vadi Yaran demek ben savaşacağım demek aslında. Nashor da ben daha çok farma odaklanacağım demek. Onun kararı da sizde. Şu anda bütün kalkanını yedim yani. Direkt bitti. Dediğim gibi artık setin benim karşıma kesinlikle gelmemesi lazım. Yani minyonların arkasında durması lazım. Boşu boşuna gelip benimle savaşmaya çalışıyor hala. En büyük hatası bu şu anda. Mesela lane değişebilirler. Şu anda Yasuo'yla yani Yasuo'da 100 farmdaymış. O kadar iyi değilmiş ama yani belki Yasuo ile yer değiştirebilirlerdi ama Yasuo da yani Gwen'e karşı o kadar güçlü bir pik değil. Çünkü tamam içine girmek istiyor ama yani Q atamadığı sürece sonuçta Yasuo da giremiyor benim alanıma. Zaten benim alanımdayken de bana Q atamıyor. O yüzden de gayet rahatım. Bu arada üste geldiğinizde yapacağınız şeylerden biri, eğer rakip ormanın tarafına artık geldiyseniz, bu Gromp'u yukarıda da golemleri kesinlikle alacaksınız. Çünkü güçlüsünüz artık. Ormancıyı da kesersiniz. Şu anda bitti ki yani. Şu anda bak alanın dışına çıkıp bir daha attı. Büyük hatalardan biri bu. Alanın içine gelip atsa bana oradan hasar verecek. Ama ben buradan hasar yemeden çıktım. Şimdi burada Udyr'ı görmüştüm galiba. Aynen Udyr öldüğü için hemen gelip mavisini de alıyorum. Şimdi bana gelemez. Burada totemi görüyorum. Zaten totemi gördüğüm üzerindeki altın sembolünden de çıkıyor. Hemen işaretledim de. Ama şu anda bana Udyr gelemez. Özellikle üzerimde 4 stack varken zaten mahvettim. Burada hemen görüşe görüş atıyorum. Görüyorum diye yani. Ve bu ormanı temizleyeceğim. Şu anda Udyr bu tarafa gelecek. Bakacak ki mavisi yok. Yani böyle olunca Udyr da bana gank atamayacak. Aslında ben bunu sağlamış oluyorum. Tamam Udyr gelecek bana. Ama hasarı olmadığı için hiçbir şey yapamayacak. Orada da totemim olduğundan Udyr'ı da direkt gördüm zaten. Oradan çıkıyorum. Bu arada bir tane kontrol totemi attım. Mesela zahmet edip onu kesmedi bile. O görüşü alması aslında çok önemliydi. Bu yüzden benim görüş skorum da aşırı çıkacak. Aşırı yukarı çıkacak. O da büyük hatalardan biri. Yine aynı noktaya totem attım. Şu anda Q tutmadığı için yapacağım bir şey yok. Normalde Udyr'a falan burada bakıyordum. Kestiği için hiç uğraşmadım bile.
Dediğim gibi bu arada Gwen Splitbush karakteri. O yüzden soladan çıkmıyoruz. Şu anda 3 level fark attım bu arada gördüğünüz gibi. Aramızda 3000 para farkı var. Bir item yani direkt. Şu an base'e gitsem üzerimde 2000 para var bu arada. Yani aslında o kadar fark yok da. Bir base'e gitsem Nashor'u da çıkacağım zaten. Direkt bitecek. Bu arada ayakkabıyı Set'e karşı almıştım. Hani Set güçlü olabilir diye. Ama Set o kadar güçlü olmadığından bir süre sonra satacağım onu. Ve büyü nüfusu çizmelerine çevireceğim. Sadece hani birazcık aslında Udyr'dan ve Set'ten aynı zamanda Yasuo da var. Yani zaten karşıda full AD olduğu için korktuğumdan yani. Bu noktadan sonra artık o kadar rahatım ki diyorum ki birazcık limit testing yapayım. O yüzden savaşlara kafa atacağım. Yani hiç gerek olmayan kafalara atacağım bu arada. Bu arada hayvan gibi hasar verdim. Şu anda mesela Yasuo'ya dönmem lazım. Ama orada ne kadar hasar vereceğime falan bakmaya çalışıyorum. Şu anda mesela çok boş oldum. Orada kesinlikle Yasuo'ya dönmem gerekiyordu. Ama dediğim gibi artık o kadar güçlüyüm ki yani ne uğraşayım bunlarla falan diyorum. Çünkü Set ve Udyr gerçekten gelip beni fitledi yani. O kadar büyük bir fark var ki benden artık kurtulamazlar. Şu anda ne Nashor'u da çıktım. Son bir itemim kaldı. O da Rabadon. Rabadon'u çıktığım anda oyun bitti zaten. Beni tutmalarının hiçbir imkanı yok o noktadan sonra. Ama dediğim gibi Gwen genel olarak Splitbush şampiyonu olduğundan takım savaşlarına pek gelemiyor. Onu kullanabilirler. Bana 5 kişi çullanabilirler. Öyle yaparlarsa öne geçebilirler yani bende. Beni kese kese beni geri düşürebilirler daha doğrusu. Şimdi Blue Tejderini istiyorum. Blue Tejderini niye istiyorum acaba? Şu anda ikinci ejder bir de. Ya tamam ulti atınca hızlanmam. Gerçi ulti atınca hızlanmıyordum. O hareket hızı veriyordu sadece. Ruh değil çünkü. Ama 18. dakikadayız. Daha bir tane ejder alınmış. Ne güzel yani. Şu anda mesela yine aşağıda herkesi görüyorum. O yüzden Set'in yanına böyle rahat bir şekilde gelebiliyorum. Şu anda bak güzel yaptı mesela bunu. Ama yani aramızdaki fark o kadar fazla ki hiçbir şey yapamaz yani şu an bana karşı. Hemen gidip dediğim gibi. Golem benim ya. Golem benim. Udyr. Sal beni. Golem benim yani. Şu anda beni tutamazsın. Burada canımı da yenileyeceğim zaten. Aynı zamanda buranın görüşü de benim için önemli. Bakın bu düşük eloda yine yapılan hatalardan biri. Eğer bu kadar kastıysa o golem, o gromp artık solonundur yani. Bırakacaksın onu. Sen kendi mavini almaya bak. Bak geldim. Yine aldım yani. Aynı zamanda yengeci de aldım. Mis gibi yani. Yukarının görüşü de artık bende. Benden artık yani hiçbir şekilde bana gank atamazlar bu noktada. Ama tabii ben limit testing yapmak istediğim için Gwen'i birazcık daha öğrenmek istiyorum çünkü. Olabildiğince kendimi zor durumlara sokuyorum. Mesela burada Ezreal'le savaşmak istiyorum. Çünkü kulenin altında ne tür bir performans vereceğine bakmak istiyorum aslında. Şu anda atladığını gördüğüm anda direkt daldım mesela. Kule altı dalmama mesela hiç gerek yok. Ama mesela kesebildiğini gördüm. Ama kafamdaki ödülü verdim. Yani 500 altın gitti. Yasuo'ya gitti bir de. O yüzden de bayağı kötü bir senaryo aslında benim için. Ama dediğim gibi pek umursamıyorum şu noktada artık. Ben burada yani 9-2 oynuyorum. Yeter benim için. Şimdi aramızdaki fark 4000'e çıktı.
setle yani gerçekten setin bana karşı yapabileceği hiçbir şey yok. O yüzden de benden olabildiğince artık kaçması lazım. Benim karşıma da Yasuo'nun verilmesi lazım. Düşük elo da bu yapılmayan şeylerden biri işte. Çünkü baktığında yine Yasuo'dan aramızda 1500 altın fark var. Ama benim karşımda durabilir en azından. Ya da mesela Ezreal'ın Leona olsa yani toplam altınları desem yine tamam o kadar öyle hesaplanmaz ama belki kullanılabilir. Hemen burada çıkıyorum iki kişi olunca. Normalde iki kişiyi çok çok rahat kesebilirsiniz bu arada. Split push karakterlerinin zaten genel özelliği. Ben de onu yukarıda gördüğüm anda hemen burada tavuğunu alıyorum ve yukarıda gördüğüm için ve tavuğa geleceğini de gördüğüm için hemen 4 siteyi bekledim ve çat diye zaten gördüğünüz gibi orada %80 canını tek vuruşta aldım zaten ve direkt çıktım oradan. Bana karşı gerçekten hiçbir şey yapamaz bu noktadan sonra. Ne Udyr ne de Sett. Şimdi middeyim. Rakip takımın zaten hepsi ölü. Bir tek Yasuo ile Sett var. Sett de işte Yasuo da zaten base'de. Şu an bir tek Sett var yani. O yüzden kırmızısını da ben alacağım. Orada çarptığım için olmadı ama. Böylelikle bir daha kesmiş olduk. Bu arada dediğim gibi artık bu orman benim yani. Hiçbir şekilde Udyr buraya giremez. Anca boş olduğunu gördüğü için aşağı gitti. Ama onu da yapamazdı yani. Bu arada biz Rabadon çıktık mı? Yok, Rabadon'un daha ilk alt itemini çıkmışız. Şimdi yine bir limit testing gibisinden aslında denemek istiyorum kuleleri ne kadar hızlı alabildiğini. Ama şu anda yine çıktım. Normalde burada ölmem lazım ya. Çünkü deniyordum yani burada. Güzel hasal verdi de olmadı. Buralarda bir yerde yeniden ölmem lazım. Çünkü deniyorum bak. Yasuo'nun kalkanı olmadan atmak mesela çok saçma bir hareket. Önce kalkanını alman lazım. Ondan sonra Q'ya atmam lazım. Ama onu yapmıyorum mesela. O da benim yaptığım bir hata burada. Yani Yasuo aslında uzun zamandır görmediğim için öyle bir hata yaptım. Yasuo'yu çünkü counterlaması aşırı kolay ya. O yüzden ben pek alınmasını tercih etmiyorum ya artık. Özellikle düşük eloda falan kesinlikle almamanız daha iyi açıkçası. Hadi tamam düşük eloda biraz daha counterlamayı bilmeyebiliyorlar ama counterlamayı bilen biri geldi mi bile sizi çok rahat bir şekilde kesebiliyorlar. Neyse. Yine Ejder. Bu sefer Ejder'i tarafına gideceğim. Artık TF'lerde oynamak istiyorum. Normalde TF'de oynamaya hiç gerek yok. Ama şu anda ışınlanım gelmek üzere. O yüzden solaya ışınlan atacağım zaten. O yüzden de hemen Ejder'i alıp yukarı gideceğim. Yukarıyı ittireceğim. Gayet de rahat edeceğim yani. Bu arada Gwen için maviler çok önemli. Mavileri alabildiği sürece aşırı rahat ediyor. O yüzden de burada hemen bizim maviyi dızlıyorum. Orada yengeci de aldım. Bu arada Rabadon'u çıktım. Aynı zamanda ayakkabıyı da büyü nüfuzuna çevirdim. Bu noktadan sonra beni kesebilecek hiçbir insan evladı yok bu oyunda. Kimse kusura bakmasın yani. Şu verdiğim hasara bak. Aynı zamanda zaten Viktor'un da patlatma hasarı çok yüksek. Bitti yani direkt. Ben şu anda gidiyorum yukarıya. Dedim ki ışından atayım. Yani bu kadar yürümeme hiç gerek yoktu bu arada. Ama baktım ki hani canı azalıyor kulenin. Gerek yok dedim.
Bu arada Ezreal'i yakalayacağım burada. Ezreal'in benden kaçma imkanı yok. Ezreal bir tane atıyor çünkü. Ben orada 50 tane atıyorum. Şimdi Baron zamanı. Böylelikle oyun da bitecek galiba. Gerçi bir kere daha çok önemli bir şey daha vardı. Onu da göstereyim. Şimdi bakınca yani farmım aslında o kadar iyi değil şu noktaya göre. Ama yine de kabul edilebilir yani. Benim burada solaya gitmem lazım. Yani midden gitmeme hiç gerek yok. Yani 50 kere söyledim zaten. Gwen TF seven bir char değil. O yüzden de olabildiğince split push'ta. Mesela set aslında şu anda yukarıyı itebilirdi. Ben şu an oyunu bitirmek için gidiyorum da. Yani bence bir hata yani bu. TF'ye hiç gerek yok Gwen için şu anda. Git soloya. Soloyu zaten almışsın. Üzerinde bir tane buff var. Kim gelecek senin karşına? Yani hepsi gelse anca öyle tutabilirler. O da kaçmama yardım eder sadece. Mesela şu an Udyr'la set geldi. Beni tutma imkanları yok bunların. Şimdi bir ulti attım. Yarı canları gitti. Gerçi ultinin birincisini atmışım bir de yarı canları gittiğinde. İkisini tutman yani hiçbir an imkanı yok 2 ile 3'üncünün. Bu arada gördüğünüz gibi gerçekten kağıt gibi kesiyor artık kuleleri. Şimdi bak bir E atacağım. 4, 5, 6, 7, 8 vuruş bitti. Zaten sürekli E'deyim. O yüzden de direkt bitiyor burada. 14 kilimizi de aldık. Bu arada kule bana vuruyor. Yani kuleden o kadar hasar yemeseydim iyiydi. Ama daha ölmeyeyim diye bu arada hemen bitiriyorum burada. Yoksa öleceğim. Ama neyse böyleydi işte. Genel olarak setin yaptığı hatalar da dediğim gibi yani bana 3 tane kill verdin. Hani tamam 3 tane kill de vermezsin ama 3 kill'i verdin bir kere. Artık bana yani o havayı yapma. Ne sen tutabiliyorsun ne Udyr tutabiliyor beni. İkiniz de tutamıyorsunuz. Benim karşıma kesinlikle Yasuo'nun gelmesi lazımdı. Şu an baktığınızda gördüğünüz gibi minyon olarak eşitiz neredeyse. Yani zaten eşitiz. Sonra kill sayısı olarak hani tamam birazcık fark var. Ama benim karşıma gelmiş olsaydı birazcık daha dengelenecekti. Yine neredeyse eşit olacaktı o da. Böylelikle Yasuo beni tutacaktı. Benim güçlenmememi sağlayacaktı. Ama bunu yapmadılar. Ya yani Viktor'la değişselerdi mesela. Viktor da neredeyse set eşit olacaktı. Boşu boşuna yaptılar bunu. Tabi birazcık da Viktor'un hasarından korkmuş olabilir. Bilmiyorum. Denemediler ama yapması gereken buydu yani. Aynı zamanda koridor yönetimini de yapamıyorlar. Birazcık en başlarda mesela ben ondan korktuğum sıralarda minyonu kendi üzerinde tutarak çok rahat bir şekilde aslında bana minyon kaçırtabilirdi. Ama denemedi. Denezeydi oyunu kendisi kazanabilirdi yani. Ama yapamadı işte. Genel olarak düşük elota yapılan hatalar böyleydi. Bu arada söylemediysem de eğer genel olarak gümüş Elo'da falan oynuyoruz burada. Yani bu hatalar da genel olarak onların hataları gördüğünüz gibi bunları yaparak düzeltebilirsiniz. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Gwen'i en başta da söylemiştim zaten. Gwen'i ben kör pik olarak aldım. O yüzden setin bana kesinlikle counter alması gerekiyordu. Ve bunu da yapmadı. Bu da en büyük hatalarından biri. Yani sette Gwen'e karşı ne yapacaksın? Onun yerine Darius al, Aatrox al. Benim içimden geçerdin ama denemedi bile. O yüzden de bu oyunu da kazanamadı. Böylelikle bir oyunu daha bitirmiş olduk. Beğendiyseniz beğenin, abone olun, yorum yapın, Discord'a gelin falan filan. Hadi bir sonraki bölümde görüşürüz.